Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Ramazan ayında belediye olarak gerçekleştirecekleri çalışmalara değindi. İlçede yürütülecek olan faaliyetlerden bahseden Şahin, tekstil fabrikası sayesinde 120 kişiyi iş sahibi yapacaklarını söyledi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla ilgili biz de Tomarza Belediyesi olarak Ramazan ayında yapacağımız hemşehrilerimize düşündüğümüz programlarımızı bir uygulamaya geçeceğiz. Bunlar da yine sıcak yemek dağıtımı olacak. İAŞ paketlerimizi sürekli dağıtıyoruz. Yine ona da devam edeceğiz. Teşkilatlarımızla beraber uygulamayı düşündüğümüz 2-3 tane büyük yemekli programımız olacak. Tabii hemşehrilerimizin bu süreçte dışarıdaki gurbetçi hemşehrilerimizin, maddi durumu iyi olan hemşehrilerimizin bize gönderdikleri nakdi para yardımlarını da ilgili ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Zaten yol, parke bu çalışmaları sürekli yapıyoruz. Artık bunlar bizim asli görevimiz, boynumuzun borcu olan görevler de. Bizim özellikle bu pandemide de olması gerektiğini hissettiğimiz, hükümetimizin de bütün belediyelerinde uygulamaya çalıştığı millet bahçemizi hayata geçireceğiz. Merkezdeki belediyemizin önündeki Cumhuriyet Parkımızı da baştan sona bir yenileme çalışmamız olacak. Hemşehrilerimiz bilirler, İncili Çavuş Parkı'nı kendi ilçemize yakışır, hemşehrilerimize yakışır şekilde yapmıştık. Şimdi bu millet bahçesini falan yaparken de ülkemizin içinde bulunduğu süreçte, pandemi sürecinden, ekonomik sıkıntılardan, dünyanın içerisinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtulması için de biz de Tomarza Belediyesi olarak ilçemizde 100-120 kişiyle başlamayı planladığımız tekstil fabrikasının altyapısını yaptık, binasını hazırladık, makinaları geldi. İnşallah Ramazan'la beraber, Ramazan'ın bereketinden de faydalanarak 120 tane hemşerimizi iş sahibi yapmış olacağız. 120 haneye en az asgari ücret girmiş olacak. Bu da bizim Tomarza Belediyesi olarak öncülüğünü yaptığımız girişimlerden bir tanesi. Hemşerilerimiz bizi bilirler. 54 tane mahallemiz var. 54 mahallemizde 31 Mart yerel seçimlerinde hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Kadememizi taşıdık. Kadememizde araç filomuzu büyüttük, hemşerilerimize daha iyi hizmet edelim diye. İlçemize yakışır bir mezbahane yaptık. Son teknoloji ile donanımlı mezbahanemize, yine bir de hemşerilerimize yakışır, kasaba esnafımızın da istediği aracını da temin ettik. Kadınlarımıza, köylerden gelen kadınlarımızın böyle havalarda dışarıda kalmamaları, yağmurda, yaşta ıslanmamaları için, çocuklarının bakımını yapmaları için bir kadınlar kıraathanesi yaptık. Yine hemşerilerimizin çok istediği, özellikle ilçemizde 700 tane esnaf var, 700 esnafımızın çok istediği Halk Bankası'yla da görüşmelerimizi yapıp Halk Bankası'nın da şubesinin Tomarza'ya açılmasını sağladık. Yerinin ihalesini yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Halk Bankası'nın inşaat bölümü gelip kendilerine uygun şekilde kiraladıkları yeri dizayn edip Halk Bankası'nı hemşerilerimize kazandırmış olacağız. Tabii 54 mahallemizde onlarca bizden istenen halı sahalar, çocuk oyun parkları, köy konakları gibi çalışmalarımız oldu. Birkaç tane ufak tefek eksiğimiz var. Onları da inşallah bu içerisinde bulunduğumuz 2022 yılında tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetini onlara da sunacağız. Hemşerilerimiz bize güvendiler. Biz de onlara mahcup olmamak için, bize güvenenleri mahcup etmemek için gece gündüz hem belediye ekibimizle, meclisimizle beraber çalışıyoruz. Cumhur İttifakımızla beraber çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin diyor. Yeniden mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bereketiyle gelir. Nice bayramlarda da buluşur diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.